üç tane kız burada, diğerleri kapı duvar. Şey, Burçin de kocası da bundan nemalanmaya çalışıyorsunuz. Şey, o yüzden vicdansızsınız. Yani yaptığınız vicdan. Görüntülerin gireceğim. Söyle Demet'ciğim. Burçin'in gelmeme sebebi iki tane küçük çocuğu hadi var. Hadi canım ben biliyorum. Boş ver onu. Ben de söyledim biliyorum. Rahatsızlandığı için gelmedi yani. Hayır, öyle yine değil, öyle değil. Çocuğu rahatsızlandığı için değil o işler. Ben bir şey biliyorum ki konuşuyorum yani. Boşa mı konuşuyorum Demet? Yani. Gelelim şimdi eğlence mekanının görüntülerine. Gelsin lütfen o görüntüler. Bakalım orada neler yaşanmış. Artık var ya tükendiler. Mekanında aslında dışarıdan çok da fazla müşteri yok. Siz sizesiniz yani. Değil mi? Dışarıdan kimse var mıydı o gece? Müşteri? Ben, eğlence mekanında iki, Selma? Bir tane belki vardı. Bir tane falan. Siz sizesiniz. Kızlar, o evdeki kızlar var. Uygun var. Gazi var, patron. Şimdi öte yandan şimdi bakın. Orada Gazi önce Burçin'le konuşuyor. İşletme müdürü İsmail iddialara göre Burçin'e bir küfür etmiş. Evet. Değil mi? Sonrasında Volkan o dönem Burçin'in sevgilisi bunu duyuyor. Sen kime küfür ediyorsun diyor. Sinan'la peki işletme sahibi birbirlerine giriyorlar. İşletme sahibiyle Burçin neden bir küfürleşiyorlar? İşletme müdürleri. İşletme sahibiyle Burçin küfürleşme değil de konuşma geçiyor aralarında. Ne, şimdi geçmiş ne? Zaman bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Siz biliyor musunuz ama bir kızlar? Konuşma geçiyor aralarında Gazi ile Burçin. Onu hatırlamıyorum. Ondan yanında sonra değil, zaten... Ben yanlarında değildim o anda. Sinan... Masada oturuyordum. He? Ben yanlarında değilim konuşurken. Uygun biliyor musun? Değil... Yok abi. Uygun bir dakika Uygun'a soralım. Uygun yok sen abi. Biliyor musun? Yok. Demet. O anda yanında kim vardı? Ya onların, kim vardı diye işte yani. İşini bilmiyorum. Tamam. Demet söylesin. Olmayan da Sinan'dan küfür çıkıyor. Burçin'le alakalı. Niye durup dururken niye Burçin'e küfretsin ki? Ne oldu yani? Yani şimdi aralarında bir takım bir şeyler oldu. Ya bir masa yüzünden mi anlayamadım ben de bir tartışma saçma oldu orada. Saçma bir şey yüzünden evet. Yani. O meyanda Sinan'ın ağzından küfür çıktı Burçin'e. Ondan sonra... Volkan ne iş yapıyor orada peki? Volkan. Garsondu. O da garson. Evet. Oysa Burçin'le ilişkisi var. Evet. Hatta ondan çocuğu var. Evet. O da onu kabul etmiyor çocuğunu. Volkan öyle bir durum. Gazi'nin yeğeni. Ha, evet. Volkan da Gazi'nin. Evet. Evet. Sonra Gazi Burçin'i alıp müdüriyete götürüyor. Burçin odadan çıkıyor, sinirleniyor falan. Sonra Serpil ve diğer kişiler hepiniz bir araya giriyorsunuz. Tabii ayırma amaçlı giriyoruz. Sonra ben biraz ileriye gittim. Ondan sonra zaten duruluyor farkındaysanız. Ama kavga kesinlikle personel evine o gece yansımadı. Şimdi, evde kavga olmadı. Burçin bir şeyden bahsetmişti. Demişti ki Volkan, işte Gazi'nin yeğeni Volkan. O sırada Burçin'le sevgililer. Ve gidiyor işte Serpil'e bir tacizde bulunuyor. El hareketi evet, yapıyor. Evet öyle bir problem olmuş aralarında. Evet. O gece mi oluyor el hareketi? O gece
O gece mi oluyor, ondan önce mi oluyor vallahi? Ama öyle bir şey oldu yani, taciz ya, olayı. Burçin'le Serpil arasında da aslında biraz gerginlik olmuş. Bir şey olmuş yani aralarında. Ya şimdi taciz olayı olunca... E burada Serpil'in de hatası Burçin var. Burçin kıskandı o zaman, öyle mi? Nasıl? Burçin kıskandı. Şimdi Serpil dile getirince, Volkan'a bağırınca ne yapıyorsun falan filan deyince aniyle yani kıskandı değil de yani. Ne oluyor dedi kız, bir anda şaşırdı yani, nasıl böyle bir şey oluyor? Benle iki sana o hareketi nasıl yapar? Allah Allah. Yaptı diyor ya yani. Serpil'e mi kızıyor, Volkan'a mı kızıyor? Kim, Burçin mi? Evet. Volkan'a kızıyor tabii, sen nasıl yaparsın arkadaşıma diye. Peki Volkan Serpil'e kızıyor mu? Bunun üzerine Burçin'e kızıyor mu? Bir şey oluyor mu? Nasıl? Ya Serpil o sırada o kavganın, içerideki kavganın Serpil'e bir bağlantısı tabii var. Tabii Serpil de bağırıyor, nasıl bana bu hareketi yaparsın arkadaşımla beraber diye. Kavganın nedeni o mu, yoksa Burçin'e olan küfür mü Volkan'ın? Kavganın nedeni o gece olmaması gerekiyor. Kavganın nedeni Volkan'la Sinan'ın birbirine ettiği küfür. Onu da geçmiş zaman işte, neden nasıl oldu pek hatırlayamıyorum yani. Hatırladıklarımı zaten dile Peki, getiriyorum. Peki o sırada telefonu, Serpil'in telefonu nerede? En son vefat etti gece mi? Yok yok, şeyde o sırada eğlence mekanında telefonu bir yerde şarja bırakıyor Serpil telefonu. Şeyde bırakması gerekiyor, mutfağın orada şarja bırakıyor telefonu. Bu şu andaki bu mekanda burada değil, mutfak daha içeride bir yerde herhalde, değil mi? Burada değil. İleride, biraz daha ileride. İleride sağda. Evet. İleride sağda. Peki sonrasında, bunun arkasından, daha sonrasında Serpil oradan çıkıyor ama yani herkes mesela... Ön kapıdan çıkıyor. Serpil galiba arka kapıdan, kameraların olmadığı yerden çıkıyor. Biliyor musunuz onu? Yok vallahi siz. Serpiller, ya bütün kızlar başka bir yerden çıkıyor galiba. Serpil... Biz ön kapıdan çıktık zaten hepimiz beraber. Çantalar elimizde görünüyor. Evet. Ama Serpil yok orada işte. Neden? Arkadaşlarla birlikte değiller mi orada o an? Bir gelsin o anlar ekranları. Hakan getirir misin bakalım lütfen? Kimin kim olduğu. Serpil değil ki, beni öldürdüler. Neredesin 8 seneden beri? Her şey açığa çıkacak dedi bakalım. Şimdi bakın orada Serpil kavgayı ayırmaya çalışıyor ama sakin aslında. Ve bir telaşla da çıkmıyor. Muazzezlerle sizin çıktığınız kapıdan değil, arka taraftan çıkıyor. Evet. Sizin çıktığınız ön kapıdan çıkmıyor. İkincisi, Serpil sakin. Yani telefonunu orada bir panikle unutup... Ya da telefonu orada bırakmak istedi, bilemiyorum yani. Çantasını çok sakin toparlıyor. Evet, çantayı çünkü toparlıyor çünkü sen. Bunu onlarla beraber gelene soracaksınız işte. Bize değil, bizle beraber en gelmedi. Onlarla beraber gel. Dedim Hanım. Bir dakika. Ben söyle. Dün Muazzez'le telefon görüşmesi yaptım. Ben o babetleri orada iki kere Muazzez'in ayağında gördüm. Ben dün 5'e kadar uyku uyumadım. Bu babetleri nerede gördüm, kimin ayağında gördüm? Bir kere çarşıda gördüm. Muazzez'in ayağında o babetleri bir kere de mekan içerisinde gördüm. Muazzez'in kullandığı o zaman. Ama biri 36, şimdi biri 37. Onu diyorum. Ben de ona karşılık şimdi konuşacağım size. Diyor ki 36 numara diyor bir çift benim de 37 numara olandır diyor, bir çift diğerin indi diyor. Hı. Bak dedim Muazzez, ne olursunuz dedim, hani bu taşın altına hepimiz elimizi sokuyoruz. Lütfen yani. Bak ben burada çocukla geliyorum. Doğru mu? Hı hı. Yani sen de dedim sok bu taşın altına elini. Ne biliyorsan anlat, canlı yayına bağla, yanımıza gel. Sonuçta burası kimse yemez yani. Herhalde. Sen de oradaydın. Bak ne diyorsunuz, arka kapıdan onlar çıktı. Şimdi ben ne söyleyebilirim aynen yani? Bunun açıklaması, ben Burçin'le beraber oraya gelmişim. Aldım onu gittim, onlar 3 kişiydi. Nasıl oldu, nasıl etti bunları? Neden sizle beraber, size söyleyecek. Neden sizle beraber çıkmak istemedi? Bir de şöyle bir şey var. O gün çıktığında size bir doğum gününe gidiyoruz diye, evet, öyle mi dedi kızın? Ne dedi, bir daha anlatır mısın? Şimdi ben eve geldiğimde Mazez'le o Malina denen kız vardı. Evet.
dedim ki hastaneye gidecektik. Kablasının çocuğu ameliyat olacaktı. Tamam. Dedim bana dedi ki teyze biz gideceğiz yaş gününe gidecekler. Ben de şimdi dedim ki biz dedim ya ki. Sen zaten o eğlence mekanında garson olarak çalıştığını aynen, biliyorsun aynen. Yani. Seni eğlence mekanına evet. Gidiyorum diye kan yok, yani saklamaz senden yani. Eve gidiyoruz yani. Dedim. Evet. Bu sefer bu şey dedi ki kız. Hı-hı. Gitmek istemedi benim kız. Evet. Ondan sonra mazeriz dedi ki gidelim dedi. Tamam. Bir telefon geldi bir erkekten. Tamam. Ondan sonra mazeriz telefondan konuştular. Saat 7:30'da evden gül oynuyor benim kızım çıktı. Bir de Taksim'e diyorlar ya. Buradan WhatsApp arkadaşlar. Çollu 2 saat. Şimdi 7:30'da evden çıktı. 9:30-10'da orada. Taksim'e ne zaman gitmiş? Çok içkili diyorlar. Kız orada oynarken iyi. İçkili miçkili de değil. Beni aradığında da değil. Yani ben bir şey konduramadım yani. Ama sadece bizim olmuyor işte. Diğerleri de ne bağlanıyor ne geliyor. Kimseden aynen, bir şey. Bugün diyor numaramı ver benim diyor. Ben canlı yayına bağlanacağım diyor. Biraz önce bayanlara söylüyorum. Bayanlar görüşme yapıyor. Kendisi demiş ki ben işe gidiyorum. Olmaz. O zaman nerede ben de gelmiyorum yarın. Nerede çalışıyor peki arkadaş? Bilmiyorum nerede çalışıyor. O zaman yarın ben de gelmiyorum. Öyleyse madem. Ya sakladı, ben de uğraşmıyorum o zaman. Sakladığı bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Ya sakladığı bir şey değil. Yani gelip burada konuşması gerekmiyor mu? Yani öyle. O ayakkabıların... Öyle değil mi yani? Selma bir şey söylüyor. Kimse yok. Nerede bu kalan insanlar? Ayakkabı söylemesi gerekiyor. Kapıdan biz bildiklerimizi zaten söylüyoruz. Talep ediyoruz. Bir dinleyin, bir dinleyin. Selma bir şey söylüyor. Ben anlamıyorum. Marina Hanım burada olması gerekiyor. En azından yüzünü kapatsın gelsin. Biz de yüzümüz, bizim de eşimiz izin vermedi. Yüzümüzü kapattık. Geldik ki suçsuz olduğumuzu ispatlayalım diye buraya. Zaten Marina ilk herkes ifade alındı. Onun ifadesi de alınmamış. Ben o neredeydi söyledim. O zaman? Nihal abla ben bunu neredeydi? Söyledim. Ben bunu söyledim. Onu aldılar sakladılar. Yabancı çalışma izni falan mı yok? O yüzden aldılar onu. Personel evine getirdiler. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani Mirana ya kaçak mı duruyor şu anda Türkiye'de? O yüzden mi gelmiyor bilmiyorum, buraya yani? Bilmiyorum ben. Ya ben Mirana'yı zaten o akşamda. O zaman kaçak duruyorsa ben de kendisiyle ilgili ihbarda bulunuyorum. Madem kaçaksın kardeşim. Tamam mı? Emniyet inşallah seninle ilgili gerekeni yapar. Bir dakika aynı anda konuşmayın. Boşuna çıkmadık. Şimdi otopsi raporuna getireceğim. Evet. Otopsi raporundaki detayları ekranlara getireceğim. Fakat ben size...